Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi kentteki servisçi esnafları ile bir araya geldi. Özel bir düğün salonunda yapılan toplantıda okullarda servis taşımacılığı yapan esnaflarının sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Oda Başkanı Mesut İnce, eğitim kurumlarının asla kendilerini servisçilerin yerine koymaması gerektiğini dile getirdi. Öncelikle İzmir, Çiğli'de yaşanan bir servis aracı değil, aslında korsan araçta rahmetli olan, ölen yavrumuz Alper'in yavrumuzun basında servis aracında unutulan diye başlık atıldığı basında yayınlandı. Kesinlikle bu servis esnafının ve servisçinin aracını unuttuğu bir yavrumuz değildir. Bunlar eğitimci zanneden kendini katillerdir. Bunlar arasında bir cinayet işlemiştir. Bunları, bu yapılan sorunlar bizim esnafımıza mal edilmemesini gerektiğini düşünüyorum. Ve şiddetle de bu olaya kırıyorum. Korsan servisçilik, korsan taşımacılık devam ettiği sürece Alperen gibi yavrularımız devamlı servis araçlarında sorun yaşayacaktır. Sonucu ölümle sonuçlanan yuvalar yıkılacaktır. Onun için her zaman İşi eline vermek gerekir. Her zaman servisçi esnafının kayıtlı olan, odaya kayıtlı, belediye kayıtlı olan servisçi esnafına çocuklarımızı emanet etmek zorundayız. Eğitim yuvaları kendilerini servisçi yerine koymasınlar, herkes kendisini yapacak. Toplantıda artık bu saatten sonra hiçbir devlet okulunda servisçilerden zorla bağış adı altında para istenmeyeceğini vurguladı. Okullarda belediyemizin UKM kurulunca alınan fiyat tariflerine uymanız. Bizler fiyatta rekabet etmeyelim, kalitede rekabet edelim. Şiddetin olmadığı okullarda 30 liraya 40 liraya çeken servis esnafı duyuyorum. Bu da bizim kalitemizi düşürüyor. Sizden ricam, yakında açıklayacağımız UKM fiyatına hep beraber uymamız. Özel okullarda servisçi meslektaşlarımız öğretmen servislerini ücretsiz taşıyor. Arkadaşlar, bir öğretmenin maaşı 3.000 lira, 5.000 lira. Onlar bizden daha mı fakir? Yavrularımızın harçlıklarıyla servis paralarını veren öğrenciler, onların parasıyla biz öğretmenleri bedava taşımayalım. Öğretmenleri de ücretimizi alın. Ne olursa olsun alın. Gerekirse özel okula gidip taşımacılık yapmayın. Hakkınızı da isteyin. Burada sizler özel okullara parayı verdikçe isterler. Para vermeyeceksiniz. UKM fiyatına göre hakkınızı alacaksınız. Aslan gibi çalışacaksınız. Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın da bu konuda kendilerine gerekenin yapılacağı sözünü verdiğini anımsatan İnce, özel okulları ise bu konuda müdahale edilemeyeceğini söyledi. Ben burada tekrar sizlere uyarmak istiyorum. Bundan sonra okula rüşveti veren de suçlu, alan da suçlu. Bunu böyle bilelim. Devlet